Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız. Yeni yasama dönemi 1 Ekim itibariyle başlıyor ve ne yazık ki her geçen gün daha da yoksullaşmış bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Yeni yasama döneminde önceliğimiz Türkiye'de yoksulluğu, yolsuzluğu, işsizliği bitirmek, vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, herkesimin mağduriyetinin çözümü için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle mücadele etmek olacak. AKP iktidarı canıyla cüzdanı arasında sıkışan vatandaşın önündeki ekmeği alıp adeta kapitülasyonları yeniden hayata geçirdi. Çiftçi üretemiyor, öğrenci barınamıyor, işçi geçinemiyor, emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor, memur hakkını alamıyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne deniliyor ki gel kardeşim sen ürününü ithal et ben senden vergi almayacağım. İşte bunun adı kapitülasyondur. Bu ülkenin topraklarını kalkındıran, üreten çiftçimizden ÖTV'yi kuruşuna kadar alıyorlar. Biz çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması gerektiğini defalarca dile getirdik. Buna ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önergeler verdik ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi her gün gelen zamlarla üretim yapamaz hale gelen, sürekli artan üretim maliyetleri karşısında ezilen çiftçinin elini kolunu bağladılar. Tarımı bitirme noktasına getirdiler. Her gün zam gelen mazotu üretimde kullanmak zorunda kalan çiftçiden ÖTV'yi alıyorlar. Almamazlık etmiyorlar. Ama çiftçiye bu zulmü yapanlar Birleşik Arap Emirlikleri şeyhine gelince onun Bodrum'da demirleyen yatına verilen yakıttan ÖTV almıyorlar. Bakın Bodrum'daki Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin yatına 700 bin litre mazot verildi motorin ve bundan ÖTV alınmadı. Yurt dışına çıkacağını belirten yatlardan yabancı bandrollü yatlardan ÖTV alınmıyor. Bugün o Bodrum'daki şeyhin 400 bin litre motorin verilen yatı için 25 milyon 900 bin lira alınıyor ama bunun 4 milyon 800 bin lirası vergi. İşte bu vergi e, o şeyhten alınmamış arkadaşlar. Araplara gelince vergi almayanlar çiftçiye gelince dünyanın en pahalı mazotunu reva görüyorlar. Çiftçi tarlasını ekemezken, traktörünü süremezken, ürününü taşıyıp satamazken, mahsulünü toplayamazken, bize destek olun diye adeta feryat figan ederken Birleşik Arap Emirliği şeyhine kıyak, çiftçiye kıyım yapıyorlar bu ülkede. Tabii bu kıyak Sadece kapitülasyonlarla Araplara verilen bu imtiyazlarla sınırlı kalmıyor. Saray ve efradına da e, kıyak üstüne kıyak geçiliyor. Bir avuç saray ve çevresine vergide yapılan muafiyet yıl sonuna kadar 934 milyon 321 milyon liraya ulaşacak. Halkını yoksullaştıran, her geçen gün vergi yükü altında ezdiren saray, bir eli yağda, bir eli balda. Borçsuz, tasasız, vergisiz lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor. Peki bu sırada kabine ne yapıyor? Toplanıyor kuş kadar rakamlarla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği emekliye sözde yapılacak zammı konuşuyor ve bu rakamları da utanmadan bir lütufmuş gibi açıklıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ücret artışı düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Sayın Bakan'a sormak isterim bugüne kadar tutan tek bir hedef rakamınız var mı? Biz göremedik de tutamayacağını adınız gibi bildiğiniz Hayali hedeflerinize göre değil, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına, ekonomik krize, o uçurumdan yuvarladığınız sonu gelmeyen enflasyon oranına göre insanların insanca yaşayabileceği maaş düzenlemeleri getirin. Emekli açlık sınırının en az emekli maaşı olarak açlık sınırının üstünde bir maaş istiyor sizden. Memur yoksulluk sınırının üstünde bir maaş istiyor sizden. İnsanlar sizden sadaka beklemiyor. Ya da kuş kadar rakamları kendilerine bir lütufmuş gibi sunmanızı beklemiyor. İnsanlar bu ülkede geçinebilmek için her geçen gün daha çok borçlanıyorlar. Bakın bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 25 Ağustos 1 Eylül haftasında 412 milyar liraya dayanmış durumda. Bankaların kredi faiz artışlarında çok yüksek rakamlar olmasına rağmen vatandaş borçlanmaya mahkum olmuş durumda. Tüketici kredilerinde 5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde 32.6 milyarlık bir artış söz konusu. Tüketici kredileri yılbaşından bu yana %32 oranında artarak 1 trilyon 479 liraya, kredi kartı borç bakiyesi %105 oranında artışla 933 milyar liraya ulaşmış durumda. Uyap'a baktığımızda derdest olan icra dosyası sayısı 22 milyona dayanmış. Bu ne demek? Türkiye'de yaşayan neredeyse her dört kişiden birisi icralık olmuş durumda. Ne diyordu Erdoğan? Verin yetkiyi, görün etkiyi, ekonomi şahlanacak, ekonominin sorumlusu benim. Peki bunu söyleyen şahsım hükümeti Erdoğan'ın memleketi ne durumda? rizellerde isyanda ürettikleri çayı satın alamayacak hale gelmiş durumdalar. Çünkü üreticinin emeği sermayeye peşkeş çekilmiş durumda. Çay 3 ayda %88 oranında zamlandı. Son yapılan zam ile Çaykur'un en çok tüketilen markası olan Tiryaki 187 liraya yükselmiş durumda kilosu. Yıl sonuna kadar da her ay %100 oranın, %10 oranında zam beklentisi var. Şahsım hükümeti seçim dönemi memleketi Rize'de yaş çay alım fiyatını 11 lira 30 kuruş olarak açıklamıştı. Şimdi seçim bitti çaya tam 4 kez zam geldi %88'lik bir artış yaşandı. 33 kuruşa mahkum edilen vatandaş adeta kendi ürettiği ürünü satın alamayacak hale geldi. Öte yandan ülke olarak kahvaltılardan dost sohbetlerine kadar neredeyse milli içeceğimiz haline gelen çay da artık bizler için vatandaş açısından lüks tüketim maddesi haline gelmeye başladı. Ülkemizin topraklarında üretim teşviği bitti. Üreten fabrikalarımız özelleştirme adı altında kendilerinin tabiriyle babalar gibi satıldı. Mesela Afyon Şeker Fabrikası, şeker fabrikaları içerisinde en çok kar eden ikinci şeker fabrikasıydı. Ama kimsenin gözünün yaşına bakmadan tüm itirazlarımıza rağmen özelleştirme adı altında kendi yakınlarına adeta peşkeş çekildi. Şimdi ne oldu? Afyon Şeker Fabrikası'nın satışıyla beraber ülkede bütün vatandaşlarımızın cebine girmesi gereken para satın alan o özelleştirme adı altında verilen şirketin cebine girdi. Yine Kütahya Şeker Fabrikası aynı şekilde Kiler Torunlar Ortaklığı'na satıldı. O ortaklık fabrikadan bir buçuk yılda 609 milyon 194 lira kar etti. Bu fabrikalar milletin fabrikalarıydı. Satılan aslında çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği oldu. Özelleştirmeyle onların hakkı olan para AKP'nin yakınlarına, AKP ile ilişkisi olan şirketlere peşkeş çekilmiş olduğu. Yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Karma eğitime karşı olan kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitim olduğunu iddia eden bir bakanla karşı karşıyayız. Bakan Bey bu aralar ekle çıkar müfredatla uğraşıyor. Tabii o müfredatla uğraşa dursun aileler artan eğitim maliyetlerini nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyorlar. Minimum çeşitle hazırlanan bir beslenme çantası 50 liraya mal oluyor. Bakın minimum çeşitle diyorum. Yani sağlıklı ve yeterli bir beslenmeden bahsetmiyorum. En az maliyetle 50 lirayla bir beslenme çantası hazırlıyorsunuz. Bunun 5 günde maliyeti 250 lira ediyor. Çaray ve çevresi için çerez parası bile değil bu para. Onlar tabii fiyatların farkında değil. Saray alışverişe gitmiyor. Çarşı pazardaki zamlardan, fiyat artışlarından bir haber yaşıyor. Onun kira derdi yok. Doğalgaz, elektrik, su faturası yatırma derdi yok. Kredi kartı ödeme derdi yok. Çocuklarının eğitim, okul servis gideri yok. O ekmek elden, su gölden, kuş sütü eksik sofralarda hayatını devam ettiriyor. Onun vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısından haberi yok. Peki ne oluyor? Olan özellikle yoksul ailelerin beslenme çantasına yiyecek koyamadığı çocuklarına oluyor. Bakın Sağlık Bakanı Koca okul çağındaki çocukların dengeli ve yeterli beslenebilmeleri için 3 öğün ve en az 2 ara öğün beslenmeleri gerektiğini söylüyor. Ülkenin Sağlık Bakanı bunu söylüyor. Bizler mecliste çocuklarımıza en az bir oyun okullarda ücretsiz yemek verilsin dediğimizde AKP ve MHP oyları reddediliyor. Çocuklarımızın okullardaki bir oyun ücretsiz yemek hakkını çok gören bir iktidar ve onun küçük ortağıyla karşı karşıyayız. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimdeki öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verileceğini duyurmuştu. Ancak bu uygulama sadece yarım dönem devam edebildi. Şimdi Milli Eğitim Bakanı değişti ve okul öncesi eğitimdeki öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi uygulamasından Vazgeçildiği duyuruldu. Ne oldu peki? Olan yoksul çocukları oldu. Bu çocukların bir oyun beslenme hakkından ne istiyorsunuz? Eğer bir tasarruf yapacaksanız tasarrufu çocuklarımızın boğazından değil sarayın sofrasından yapacaksınız. Tasarrufu lüksünüzden şatafatınızdan yapacaksınız. Su gibi yaptığınız kamu giderlerinden israftan yapacaksınız. Biz ekonomik krizin faturasını Garibanın çocuğuna ödetmeyin diyoruz. Gelin çocuklarımızın bir oyun, ücretsiz yemek hakkını verin. Çocuklarımız diyoruz, eğitim diyoruz ama eğitime yatırım yapmayan bir ülkeyiz. Orta vadeli programa göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe artırımı 2026 yılına kadar 226'da kaldı. Diyanet bütçesi bile %262'ye kadar artırılması planlanıyor ama Milli Eğitim Bakanlığında böyle bir durum söz konusu değil. Asrın projesi diye tanıtılan bir Fatih projesi vardı hatırlarsanız. Eğitimde fırsat eşitliğinin hedeflendiği, her çocuğun aynı teknolojiye ulaşacağının söylendiği, hatta pilot illere bakanların akın akın gittiği bir projeydi. Göstermelik tabletler de dağıtılmıştı. Orta öğretim itibariyle tüm öğrenci ve öğretmenlere de tablet dağıtılacağı söylenmişti. Peki soruyoruz, proje kapsamında dağıtılan 1.437.800 tabletin akıbeti ne oldu? Akıllı tahta dağıtımı konusunda ise proje kapsamına alınan 47.722 okulun %57,35'i bu teknolojiden yararlanırken %42,65'i hala akıllı tahtasını bekliyor. 13 yıl oldu proje duyuralı. Bunlar nerede? Bu projede acaba paralar çarçur mu edildi? Çöp mü oldu? Açıkçası cevabını bekliyoruz. Peki bugün ne diyor Erdoğan? gençlere vergisiz cep telefonundan bahsediyor. AKP Genel Başkanı açıklamasında örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz diyor. Peki soruyorum. Piyasada satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen akıllı telefon kaldı mı? Telefon ve bilgisayarlara zaten vergi yükü getire getire fiyatını 10 katına çıkardınız. Şimdi kendinizin ve çocuklarınızın yüzüne bile bakmayacağı, kullanmayacağı telefonları mı üniversiteli gençlerimize layık görüyorsunuz? Bir de şartlar arasında örgün eğitim şartı var. Bu ne demek? Açık öğretimde okuyan harçlarını yatıran öğrenciler bu imkandan yararlanamayacak demek. Herkesi ayrıştıran, ötekileştiren AKP bir üniversitelilere el atmamıştı. Şimdi onlar arasında da bir ayrışma ötekileştirmeye başladı. Pes doğrusu diyorum. Ve üniversite demişken üniversiteler açılıyor. Durum pek iç açıcı değil. Yine aileler kara kara düşünüyor. Barınma sorunu kronokleşmiş bir durumda. Biz bu sorunu çözün dedikçe daha da kördüğüm hale getirdiler. 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 4 milyon 24 bin 506 öğrenci var. Yurt kura bağlı 808 yurdun 874 bin 693 öğrenci kapasitesi var. Peki geriye kalan öğrenciler ne olacak? nasıl yaşayacak, nerede kalacak, nerede barınacak, eğitim öğretim hayatlarına nasıl devam edecek? Şimdi işçiyi, çiftçiyi, emekliyi, memuru, esnafı, iş insanını herkesi mağdur eden AKP üniversite öğrencisinde mağdur etmeye devam ediyor. Tabii bu mağduriyet sadece yurt içinde yaşayanlarla sınırlı kalmıyor. AKP yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize de mağdur etmişti. Hatırlarsanız bir Kombosan mağdurları grubu vardı. Bunlar 1990'lı yıllarda başlayıp 2000'li yıllara kadar devam eden bir takım yeşil sermaye şirketlerinin vatandaşlarımızın dini ve milli duygularını kullanarak onlardan önemli miktarlarda paralar toplamasıyla ortaya çıkmıştı. E, vatandaşlara, orada yaşayan gurbetçilere kazandıkları paraları faizsiz sistemde değerlendirmek, ülkelerinde yatırım yapıldığını göstermek amacıyla tasarruflarını kendi şirketlerine yatırmaları istendi. Faiz, günah, kar payı hak şeklinde e, vaatlerde bulunuldu. Gurbetçilerin istedikleri an yatırdıkları parayı geri alabilecekleri ve her yıl yüksek kar payından faydalanabilecekleri vaat edildi. Fakat bu vaatler gerçeği yansıtmadı. Çünkü bu şirketler iyi yönetilmediği için ve AKP tarafından da yeteri kadar denetlenmediği için battı ve bu şirketlere para yatıran gurbetçilerimiz de mağdur oldu. 2006 yılında Berlin'de Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen gurbetçilerimiz mağduriyetlerini dile getirdiğinde Erdoğan o gün duygu sömürüsü yapmayın bu paraları verirken bana mı sordunuz diyerek aslında kendisinin ve partisinin gurbetçi vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyete bakış açısını ne kadar kayıtsız kaldıklarını, umursamadıklarını anlatmış oldu. Gurbetçiler yurt dışında mahkemelere müracaat ettiler, davalar açtılar. Ancak Türk mahkemeleri uzun süre yabancı mahkemelerinin verdikleri kararları emsal karar olarak kabul etmedi. Mahkemeler mağdurları şirket ortağı olarak kabul ederek mağdurların taleplerini reddettiler. Daha sonra mahkemeler, Türk mahkemeleri mağdurların neyine karar vermeye başladı. Yerel mahkeme kararları da bir bir Yargıtay tarafından onandı. Kombosa'nın karar düzeltme talepleri reddedildi. Yüzlerce gurbetçi Türkiye'deki mahkemelerde de dava açmaya başladı. Fakat bu süreç 2019 Ekim ayında mecliste görüşülen bir yasayla engellenmek istendi. Ne oldu? 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun ile başta kombosyon olmak üzere bu yeşil sermaye şirketlerinin vatandaşların açtıkları ve açacakları davalardan kurtarılması hedeflendi AKP tarafından. Yasa ile mağdurların bugüne kadar açtıkları davalarda karar verilmesine yer olmadığına dair karar verileceği hükme bağlandı. Böylece mağdurların yatırdıkları paraları geri alabilmeleri için bu şirketlere ortak olmadıklarının tespitine dair açacakları davaların önüne geçilmiş oldu. Açın, açmış oldukları davalarda yok sayıldı. Gurbetçiler para yatırdıkları bu şirketlerden paralarını alamadıkları gibi dava açmalarının e, da önüne geçilmiş oldu ve çok büyük zarar gördüler. Bu yeşil sermaye şirketlerini kurtaran yasa teklifi 21 Kasım 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Biz o gün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak meclis görüşmelerinde bu maddenin yanlış olduğunu belirttik. Bu gurbetçilerin zaten büyük bir mağduriyet yaşadığını bu madde geçerse, bu mağduriyetin daha da çok artacağını, insanların hak arayamayacağını belirttik. Fakat bu yeşil sermaye şirketlerini, kombasanı kurtaran düzenleme saray tarafından da onaylandı ee, ve daha sonra yürürlüğe girdi. 7-12-2019 tarihinde resmi gazette yayınlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi. Böylece... Bu holdinglere karşı açılmış olan ve devam eden henüz kesinleşmemiş olan tüm dosyaların açılmamış sayılmasına karar verildi. Bu dosyalar arasında kesin e, kazanılmış hatta ödeme aşamasına gelmiş birçok dosya vardı. Yaklaşık 100 bin kişi mağdur edildi, gurbetçilerimiz. ve bunlardan binlercesi dava açmıştı. Bazıları e, dava açma aşamasındaydı, bazıları henüz dava da açmamıştı. Onlar da dava açamaz hale getirildi. Bu durum. O gurbetçilerin yargıya ve devlete olan güvenlerini de sarstı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 9 Ocak 2020 tarihinde bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat ettik. Devlet eliyle vatandaşların hak arama hakkı ihlal edilemez, ellerinden alınamaz dedik ve Anayasa Mahkemesi 12 Eylül 2023 tarihinde 32307 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1805 2023 tarih 2020'ye 11 esas 2023'e 98 karar sayılı ilamı kararı ile ilgili kanunun birinci fıkrasının Anayasanın 3 e, Anayasanın 5 13 ve 38. maddelerine aykırı olduğu için iptal etti. Böylece gurbetçilerin bu şirketlere karşı dava açmalarının yolundaki engelde kaldırılmış oldu. Herhangi bir engel kalmadı. Gurbetçiler de bu sayede hak arama yoluna gidebilecek. Biz o gün bu yasayla devlet eliyle binlerce kişinin hakkının yendiği alın terinin, emeklerinin, paralarının yok sayıldığını söylemiştik. Ve bu gurbetçilerimizin haklarını aramak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa mahkemesine başvurmuştuk. Anayasa Mahkemesi kararıyla da yaşanan mağduriyetin haklılığı tespit edildi. Hep söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede bir mağduriyet varsa Türkiye'de, Avrupa'da, Almanya'da o mağdurun yanında olacağız. Herkesin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Bunu hep e, ifade ediyoruz. Tabii hak hukuk derken Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı iddia edilen uyuşturucu, tefecilik, gece kulüpleri'ni ele geçirme gibi suçlamalar yöneltilen, emniyet kayıtlarına göre mafya olarak tabir edilen Kaplan grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan havaalanında yüklü bir miktar parayla gözaltına alınmıştı. Ayhan Bora Kaplan'ın 2018 yılındaki soruşturmasının da 4 Mayıs 2020 tarihinde örgüt olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı ortaya çıktı. O tarihte yok olduğu belirtilen örgüt İçişleri Bakanı'nın değişmesiyle tespit edilebildi. Ve üstelik aynı şikayetçilerin aynı ifadeleriyle aynı kanıtlara dayanılarak yapıldı bu. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmasıyla birlikte bu kişinin siyaset ve bürokrasideki bazı kişilerle yakın ilişkileri olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu ile dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel kocaman başta olmak üzere bazı yargı mensuplarıyla yakın ilişkilerinin olduğu iddiaları özellikle yargı cenahında büyük bir huzursuzluk yaratmış durumda. İşte yargıtay başkanı Mehmet Akarca'nın geçtiğimiz hafta soruşturmayı yürüten emniyet müdürü Engin Dinç'le bu huzursuzluk yüzünden görüştüğü konuşuluyor. Sayın Akarca emniyet müdürüyle görüşmesi neticesinde dosyayla ilgili bilgi aldığı iddia ediliyor. Biz de soruyoruz kendisine dosyadaki bilgiler, belgeler, deliller ışığında şu anda hala da yargıta üyesi olan Yüksel Kocaman ve varsa başka yargı mensuplarının Söz konusu suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'la ilgili ilişkileri olduğu yönünde ciddi kanıtlara vardıysanız, bu konuda ciddi şüpheler varsa soruşturma açacak mısınız? Yoksa iddiaları ciddi bulmayıp bu yargı mensuplarını korumaya kalkacak mısınız? Buradan kendisine soruyoruz ve diyoruz ki siyasetle mafyanın ya da yargıyla mafyanın bir ilişkisi varsa iddia bile olsa muhakkak araştırılması ve bir ilişkinin tespit edilmesi halinde bu ilişkide bulunan her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Adaletin tecellisi için bunu Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar adına istiyoruz ve bu sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da iç hukukta yeri belli zaten. E, buna ilişkin e, muhakkak iç hukukta da e, bu karara uyulması e, gerekiyor. E, çünkü verilen bir karar var. Biz şunu söylüyoruz e, değerli arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman hak, hukuk, adaletin yanındayız. Yani ne olursa olsun e, Türkiye'de e, bir hak ihlali olmamalı Herkes adil yargılanma hakkına sahip ee, adalet adalet diyoruz. Yani yargı bağımsızlığı en önemli şey, adaletin tesisi bizim olmazsa olmazımız diyoruz. Evet emekliler şöyle kuş kadar bir rakamla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş durumdalar şimdi e, Sayın Erdoğan'ın emeklinin halinden anlamasını beklemiyoruz. Çünkü az önce de söyledim kendisi vergisiz tasasız borçsuz bir şekilde çarşı pazar alışverişi yapmadan fiyatlardan bir haber e, doğalgaz elektrik su faturası ödemeden e, kira yatırmadan çocuklarının servis ücretini ödeme gibi derdi olmadan kredi kartı borcunu nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmeden bir eli yağda bir eli balda yaşıyor. Dolayısıyla emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısını e, bilmesini bekleyemiyoruz kendisinden. Bugün açlık sınırının altında yaşayan, emekli, adeta sefalete mahkum edilmiş bir durumda 7500 liralık bir emekli maaşı kabul edilemez. Kaldı ki dul ve yetim maaşları bunun da altında. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz en düşük emekli maaşının açlık sınırının üstünde olması gerektiğini savunuyoruz. Emekli verilecek 3-5 kuruşluk sadaka gibi bir zam değil insanca yaşayabileceği açlık sınırının üstünde bir maaş istiyor. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi çalışmalar.